Hepinize selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yine hayatınızdan 5-10 dakika almaya geldim efendim. Bugün konuşacağım konu polisler peşimizdecilik. Polisler peşimizdecilik ne amık diyorsanız, polisler peşimizdecilik yaşadığımız ülkede sayıları hiç hor görülmeyecek kadar fazla olan, kendi kafalarında kurdukları hayal dünyasında hırsız polis oynayan amcalar geliyor, aynasızlar peşimizde, ıhlam dayı triplerindeki insanların resmen artık bir hayat felsefesi haline getirdiği garip bir kafadır. Bugün bu polisler peşimizdecilik kültürünün rap kısmının güncel olarak başlarını çeken Batuflex, Çakal ve türevlerini konuşacağım. Ama öncesinde şu an Türkçe rap'te moda olan drill altyapılar ve drill tarzı hakkında birkaç şey söylemem lazım. Drill trap'in bir alt türü arkadaşlar. Trap tarzını hala kötü bilen arkadaşlarımız bilmiyorlar ki kendi dinledikleri çoğu rapçiler de trap altyapı kullanıyor. Trap sadece afro trap veya funny trap'ten oluşmuyor. Bir sürü dala ayrılıyor. Mesela dark trap. Trap altyapılarda en sevdiğim tür. Dark trap'i, drill'i vesaire yapmış olan fazlasıyla rapçi var. Drill yoğunlukla sizi gaza getirecek, kafanızı sallatacak, 808 basları bam bam vuran bir tür. Joker Zehirli Kan'ın beat'i drill'di mesela, çok sağlam bir parçaydı. Tabi bu tarz gerek yurt dışında gerek ülkemizde çoğu insan tarafından polis peşimde, Nike ayağımda, kolyem altın şeklinde yürüyor. Ama arada çok büyük bir fark da var. Yurt dışında özellikle yoğun olarak Amerika, Almanya gibi ülkelerde hepsi olmasa da yarısı falan gerçekten yaşadığı şeyleri yazıyorlar. Dünyanın bu kadar gelişmesine rağmen hala gettolar, hala ırkçılıklar, hala çete muhabbetleri yaşanıyor. O adamlar da yaygın olan şeyleri, gördüğü şeyleri yazıyorlar. Bir de yurt dışında yaşanıyor, oluyor diye, iyi olacak diye bir kaide yok. Ama ülkemizdekiler tamamen sahte, tamamen özenti şekilde. Çok yapmacık. Gerçekten gece kondu kesimler de var. Yoksulluk çeken insanlar az değil. Ama bu hayatta uyuşturucuyu çok tatlı, çok güzel bir şeymiş gibi gösteren her kim olursa olsun karşısında duracağım biri olur. Oralarda ot satanlara da zaten torbacı diyoruz. Karınlarını zor doyuruyor bazıları bu tiplerin. Karınlarını zehir satarak zar zor doyurup en baba biziz, en zengin biziz kafalarında oluyorlar genelde. Bazı kişiler de bu kafaları müziğe taşıyor. Ben bunu sanat olarak göremiyorum açıkçası. Sizi bilemiyorum ama benim bir müziği iyi bulmam ve dinlemem için önce duallığa ve samimiyete yer vermesi gerekiyor. Yazdığı parçada hiçbir kinaye, hiçbir mecazi anlam kullanmıyorsa, aklına gelenleri random atarak yazıyorsa bana cazip gelmez. Sırf beatler iyi diye rapçileri severek dinleyebilen bir tip değilim arkadaşlar. Benim için bazı öncelikler var. Şimdi iki şarkı dinleyeceksiniz. İki şarkı arasında 5 tane fark bulabilene kanalı veriyorum. Başım döner, kafam uzay, dostum amcalar geldiğinde. Işık yanar, tadım kaçar, dostum amcalar geldiğinde. Pada çanta full of haze, komple kafa the race. Bonu lakın günü on şababsında. Üstümde Giorgio Armani, eşofman takımı ATM başı. Çok fazla parayı üstümde taşı. Ben bir şey yapmadım abi. Flow benzeyebilir, beat melodileri benzeyebilir. Bu doğaldır, yıllardır çıkmış yerli yabancı milyonlarca şarkı var. Tabii ki bazen benzemeler olabilir ama bu tıpatıp aynısı. Hatta Almanca liriğin Türkçesini okudum bilerek. Lirik bile aynı, sadece Türkçe'ye çevrilmiş. Bu adamlar bu tarz müzikler üreterek içinde kompleks yatan ve o kompleksleri işinde gücünde olan insanlara salça olarak bastırmaya çalışan dallamalara ilham ve güç oluyor. Daha da özeniyorlar, iyi bir yolda zannediyorlar kendilerini. Ben bunu en yakından görmüş bir insanım. Doğduğum büyüdüğüm sokakta bu tipleri gözlemlemek için yeterince şansım oldu. Ben hep görüyorum işte insanlar ona özenmez, buna özenmez, niye özensinler diyenler. Siz cidden Türk halkının A'sından B'sine herkesin irade gücünün düşük olduğunun farkına varamadınız mı? En ufak bir dizi sahnesinden etkilenip bu ülkede neler yapıldı siz bunları göremiyor musunuz? Çocuklar yapsa tek tamam dersin geçersin ama yaşını başını almış insanlar filmleri dizileri gerçek zannediyor. Husumet, kan davaları almış başını gidiyor güzel ülkemde. Siz neyin özenmemesinden bahsediyorsunuz? Ya her şeyden önce bu müziği yapan adam da zaten başka adamlardan esinleniyor, özeniyor. Almanya'da, Amerika'da vesaire yapanlardan. Yok amcalar geldiğinde böyle oldu. Yok dayılarla sokaktayız. Keleşler var kafasına giriyorlar. Dinleyenler nasıl etkilenmesin ki? Tabii ki bu özenen kişilere göre hareket edersek hiç film dizi falan da kalmaz. Orası ayrı ama benim demek istediğim bu adamların dinleyici kitlesi zaten belli. Ya beat güzel diye dinliyor. O kısmı es geçelim. Diğer büyük bir kısım da oo yeah gangstayız. Polislerden kaçıyoruz tripleri hoşlarına gittiği için dinliyor. Daha da gaza geliyorlar ve böyle şeyler bu tiplerin daha da çoğalmasına sebep oluyor. Bu tarzı sürekli yapanlar da birbirine benzeyen tipik insanlar zaten. Bir de Nike Air Force ayakkabılar moda olmuş. Zamanında Balenciaga ünlüydü, şimdi de bu başlamış. Her neyse, ceplerinde öyle abartı derecede paraları yokken, hatta bazıları orta durumdan bile birkaç tık düşükken bu sahte gösterişleri beni rahatsız ediyor. İstesem de bunlardan dolayı dinleyemiyorum. Şaşırmama challenge gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Çakal diye mahlas mı olur? Dolanıp durma amına koyayım. Sulana buldu patladayım. Yine mi geldin amına koyayım? Amına böyle şapal abi mi? Nike Flexi, dondurma fantalı Pepsi. Dondurması fantalı Pepsi olan arkadaşlarınızı yorumlara etiketleyin.
İlk verse'de Türkçe kelime anlamak için ciddi bir çaba sarf ettim. İlginç. Bakın bu tarz konular hakkında Allame'nin yaptığı bir konuşma vardı. Hemen takdim ediyorum sizlere. Ben kesinlikle trap'e, işte ototuna falan bunlara karşı bir MC değilim. Hatta seviyorum yani, ki ben kendi müziğimde de o soundlara yer veriyorum. Tabii tam anlamıyla böyle işte salt trap işler çıkarmıyorum belki ama kendi müziğimde yer yer trap öğeler bulabilirsiniz. İşte o 808'leri ya da hatları duyabilirsiniz. Benim tek takıldığım nokta, ne olursa olsun şarkının bir ana başlığı olmalı diye düşünüyorum. Yani bir şarkı yapıyorsunuz, tamam eğlendiriyor, çok güzel eğlendirsin ama içinde böyle bir cümle bulayım istiyorum. Böyle güzel, hatırı sayılır bir cümle. Zekice yazılmış, düşünülmüş bir cümle bulmak istiyorum açıkçası. Benim eleştirim biraz bunaydı. Tamamen bu düşüncedeyim. Bu dinlediğimiz adamlardan 3-4 tane daha var, moda olan ve moda olmaya yaklaşan. Benim fikirlerimi önemsiyorsanız ve beni kendinize yakın hissediyorsanız size nacizane tavsiyem, bir şarkıyı sadece beat'i iyi diyerek dinleyip sahiplenmeyin. Bir konu bütünlüğü var mı? Size ne katar? Ne öğretir? Hayatınıza ne türlü bir etki eder? Bunları bir süzgeçten geçirin. Tabii ki eğlenin de ben hep üzülün veya hep ruhsuz takılın demiyorum. Eğlenmek mi istiyorsun? Mesela örnek vereyim. Server Uraz aç, Beta aç, dinle. Hem bazı ironilerle gerçekleri aşılıyorlar hem sağlamlar. İlla kafayı yemelik, çıldırmalık, sert şeyler mi istiyorsun? Orçi dinle, Critical dinle. Gerçekten seçenekleriniz bol arkadaşlar. Ha şunu da söyleyerek videoyu sonlandırayım. Bu adamlara yenilikçi, hiç olmazsa bir yenilik getirdi, kıskanmayın lan falan diyen tipler var. Yenilik mi? Birebir kopyalamak ne ara yenilik oldu ki? Bunlar hep bilgi kirliliği. Ortada olan bir şeye farklı bir bakış açısı katsalar yine tamam diyeceğim. Bunlarınki tamamen copy paste. İlla bir kopyalı yapıştır yapacaksanız da Allame'yi, Defkan'ı falan yapın da bari iyi şeyler kapma fırsatınız olsun. Her neyse arkadaşlar, benim diyeceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, öptüm. Aman aman, nereye geldik bir anda?